Herkese merhabalar, ben Çağrı. Yeni bir Shadow Legends videosuyla karşınızdayım. Normalde bu bilgi bir önceki videoyu çektikten hemen sonra geldi. Aslında o videoda da bahsettiğim gibi hiçlik şampiyonlarına bir güncelleme gelecekti ve bu güncelleme sonunda düştü. Şimdi size bunları paylaşacağım. İlk olarak burada Y6 The Unbowed, yani bizim şu acımasız mıydı, yersiz, yolsuz, bilmem ne, eğilmez V6'imize bir güncelleme geliyor. Öncelikle abin özelliğinin dönüş metre azaltması %10'dan %15'e çıkıyor vuruş başına, yani 20'den 30'a çıkmış oluyor toplamda. Ve şu becerisindeki kalkan özelliği çok gereksizdi. Şu beceriye ekleniyor. Artık kışkırttıktan sonra kendine bir kalkan alıyor. Kalkan oranında bir değişiklik yok. Yine canının %20'sine eşit bir kalkan veriyor. Geldik şövalye hayaletlerine. Pek çok kişinin sahip olduğu Wurlim bir hiçlik şampiyonuna yakışmayacak şekilde kötü durumdaydı. Onun için gelen özelliklerden birisi, A1'de burada dondurma verdiği zaman bir müttefikine, ki canı en düşük olana, bir mükemmel örtü veriyordu bir turluğuna. Bu iki turluğuna çıkmış ve bunun yanında dondurma dezavantajı veremezse de bir turluğuna örtü veriyor. Normal örtü veriyor, mükemmel değil. Yani donduramazsa bir turluk örtü, dondurursa iki turluk mükemmel örtü diye özetleyebiliriz. Bu özelliği ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Kritik damage azaltma veriyordu %30'luk. Bunun yanında bir de %50'lik bir isabet azaltma veriyor ve bu iki özelliği de direnilemez bir hale geliyor. Yani birazcık sapıklaşıyor ve iki tane debuff'ı direnilmez hale getiriyor. A3'ünde de bir özellik var. 6 tur olan bu beceri 5 tura düşüyor. Yani kitaplarsanız 3 tura kadar düşürebileceksiniz. Ve tüm müttefiklere verdiği bu buff bence birazcık fazla iyi. Klan boss için bile kullanılabilir şekilde geldi şu 3 özelliği birden. Aurasında da bir değişiklik var. Yine defans ama arena yerine artık Doom Tower'da bir defans aurası var. Ve %30 yerine %40'e çıkıyor. Wurlim bu özellikleriyle beraber çok sağlam bir buff almış oldu. Keşke Battle Pass almış olsaydım diyeceksiniz. Göreceğiniz gibi bende de yok. Hazır şövalye hayaletlerine gelmişken ruhsuzdan da bahsedelim. Ruhsuz da bir ufak buff almış gibi duruyor. Şöyle söyleyeyim, özelliklerinde aslında ufak tefek değişiklikler var. Şuradan bakıyorum, hızı 87 iken 97'ye çıkmış, güzel bir artış. Defansı, temel defansından bahsediyorum, 105'ten 120'ye çıkmış bu level başına. Artandan bahsediyor sanırım. Bu zaten gördüğünüz gibi maksimum hali, ilk bir level kitapsız halinden. Atağı da 85'ten 70'e düşmüş. Zaten bir savunma şampiyonuydu. Zaten savunmasıyla vuruyordu. Atağın hiçbir önemi yoktu. Bunun dışında da şurada bize söylüyor ki ikinci becerisinin özelliği defans oranı arttığı için bize burada çarpanlarını birazcık düşürdük diyor. İnanılmaz saçma sapan seviyeleri artmasın diye. Geldik yüksek harflerden numuneye. Burada da bir hiçlik epiğine yakışmayan durumlar vardı. Senin gözlerine anladım abi. Gelen değişiklikleri şu şekilde sıralayabiliriz. Normalde bir kere bir düşmana iki kere saldırıp kritikse bir kere daha vuruyordu. Artık bu becerinin yanına ufak tefek şeyler eklenmiş. Hemen bakıyoruz. Eğer ilk vuruş kritikse karşıdaki düşmanlardan birinin bekleme süresini tam iki tura çıkarıyormuş. Bunun yanında eğer zayıflatma dezavantajına sahipse, bakıyorum kendi de zayıflatma dezavantajını veriyor. Bir beceriyi tamamen full bir bekleme süresini alıyor. Ama bu beceriyi siz seçemiyorsunuz. Herhangi bir beceri, çok gereksiz bir becerisi de olabilir. Tamamen beklemeye geçecek durumda eğer zayıflatma varsa. Tabi bunu yapıp da bu beceriyi ellememek olmaz. Şuradaki %50 ihtimal 75'e çıkıyordu. Artık %75'e çıktı. Yani kitapladığınızda %100 ihtimalle zayıflatacak ve A1 ile vurduğunuzda bir beceriyi beklemeye alacak. Aslında etkili olmuş gibi duruyor özellikle arena için. Ve şu yakalanında bekleme süresi 5'ten 4'e inmiş, kitaplanınca 3'e inmiş. Numune belki küçük bir kullanma şansı alabilecek bir buff almış. Aslında hiç fena değil ama tabii ki elinizde illaki bunları yapabilecek daha değerli karakterler vardır. Geldik Rowan'a. Sürekli buff beklenen ama hiçbir türlü beklenti veremeyen bir karakter. Rowan yine bir hiçlik epi olarak burada geçiyor. Şuradan bakarsak kılıç taşkını diye bir becerisi var ve %75 şansla kitaplandığı zaman 2 tur boyunca zehirleme veriyordu. Bir düşmana 4 kere saldırıyordu. 3 turda beklemesi vardı. Bu artık %100 şansa çıkıyor 75'ten. Yani şurası 75 oluyor. Alttan da 25 alıp bu beceriyi %100 bir ihtimalle getirebilirsiniz. Rowan'ı diriltecek bir beceri mi, buff mı, bence değil. Defansına bir bakın. Zaten çok kırılgandı. Bu kırılganlığı değiştirecek de pek bir şey eklenmedi. Rowan da böyle bir buff aldı. Geldik yüksek titana. Ben de defalarca çıktı. Hiçbir işime yaramadı. Hiçbir zaman kullanmadım ama güzel bufflar almış gibi duruyor. Öncelikle kalkan yaran diye bir becerisi var. Kalkan yaran artık atakla değil, maksimum cana göre vuruyor. Bu şampiyonun da zaten bir HP şampiyonu ve yüksek bir canı olduğunu da altını çizmemiz lazım. Gelelim A2'sine. A2'si Tarif Kar saldırı. 4 kez saldırıp %50 ihtimalle bir kışkırtma veriyormuş. Bunu birazcık değiştirmişler. 4 kere saldırmasının bir anlamı yok demişler.
Öncelikle yine A1'de olduğu gibi atağı HP'ye çevirmişler saldırı tipi olarak. Bunun yanında yine 4 kere vuruyor. İlki normal olarak kışkırtma veriyor ama diğer vuruşlar arkasından takip eden 3 vuruşta ekstra %50 kışkırtma dezavantajı vermeye sahip. Yani inanılmaz bir kışkırtma şampiyonuna çevirmeyi planlıyorlar yüksek titanı. Onun yanında burada yüksek bir buff daha var. Şu karakterin şuradaki kalkanını 2 turdan 3 tura arttırırlarken bir de şuraya ekstra bir tur verir gibi bir şey eklediler. Kalkan basacak, defans basacak, sürekli iyileşme basacak ve ardından bir ekstra tur alıp kışkırtmaya geçecek. Bence artık yüksek titan galiba ufak tefek de olsa böyle bir tekrardan arenalarda kendine yer bulacak gibi duruyor. Suai The Firstborn benim oyundan nefret ettiğim epiklerden biri çünkü bana sürekli çıkıyor. Ben her içlik epiği açtığımda seni görmek zorunda mıyım dediğim. Ama tasarım olarak da hoş duran bir abla. Şöyle söyleyeyim, mutlak öfke becerisi var. Mutlak öfke becerisi rework yemiş, yani tamamen değişmiş. Tüm düşmanlara saldırıyormuş. %75 şansla bir atak azaltma veriyormuş ve bekleme süresi artık 4 turmuş. Bu beceriyi tamamen silip yenisini yazabiliriz. Bunun yerinde upgrade kısmında ise ilk kitapta 10 damage, 10 damage, %25 şans ve cooldown azaltmayla beraber 3'e düşüyor. Bu kısımda evet tabii ki bir isabet isteyen özellik geldiğine göre şansını arttıran bir beceriler de gelmiş. Reaksiyon becerisi ise körleşmiş tepkiler, bunun da cooldown'u 5'ten 4'e düşmüş durumda. Yorumumu isterseniz bence hala kullanışsız. Geldik herkeste olan geniş ağıza. Geniş ağız mutlaka elinizde vardır ama buraya girmemişsinizdir. 5 yıldız atıp atmadığınızı bile bilmiyorum. Grupları bitirecekseniz bence çok etkili bir karakter ve bedavaya hemen şu an gidip füzyonlayabilirsiniz. Bakalım özelliklerinde ne gibi değişimler var. A1'inin dondurması %25'ten 35'e çıkmış. Ufak bir etki elbette yapacaktır. Gift özelliği, yani hediye özelliğinde yeni bir özellik eklenmiş ve müttefiklerin dönüşme metresini artık şu verdiği özelliklerin yanında %15'te dolduruyormuş. Bence hiç fena değil. Yine gruplarda kullanılacaktır. Diriltmenin bekleme süresi 7 turdan 6 tura düşmüş. Bu da toplamda 5 tura, ardından 4 tura düşeceği anlamına geliyor. Ve artık şuradaki grup savaşlarında kullanılacak bir aura'ya geçmiş. Zaten bu karakteri kimse arenada kullanmıyordu. Çok gereksiz bir aura'ydı. Bu aura da grup savaşlarına geçmiş. Yani artık gruplarınızı tamamlama şansınız biraz daha artacak. Yeni şahısla birlikte mutlaka alın, kasın, grubunuzu bitirtin. Geldik Berdel Fallhammer'a. Ne işe yaradığını hiçbir zaman anlamadığım, hiçbir zaman da beğenmediğim, sadece skilllerinin resimlerini beğendiğim bir karakter. Bakalım ne gibi bufflar almış. Defansı artmış, canı birazcık azalmış. Defansı zaten azmış, bu birazcık artmış olmuş. Canı da 18.000'den hadi 16.000'e düşsün şeklinde bir güncelleme almış. Atak tipinde bir şampiyondu. Burada bir değişim yok. Ensorcelled Axe özelliği, yani sanırsam büyülü balta özelliği, yani A1'inin artık upgrade'leri kitapladığınız zaman özellikleri değişmiş. A1'de şu 2 turda %5-5 vermek yerine direkt 10 veriyormuş. Sonraki kitaplarda %30 gibi şans alıyormuş. Yani iyileşme azaltma artık %60'a çıkıyor. Bunun yanında Fey Protection dediği özelliği ise Narin koruma özelliğinde aldığı buff yeni bir efekt eklenmiş. %75 şansla %60'lık bir defans azaltma alıyormuş. Eğer düşman iyileşme azaltma altındaysa, yani iyileşme azaltmasını birazcık arttırmak istemişler. Ve şu becerisiyle de bir defans kırma yapmaya çalışmışlar. Böyle bir etki eklemişler. Beard Fall Fallhammer takımlarınıza girer mi bilmiyorum ama ben çok da beğenmedim. Beğenmiyorum ya, bu karakteri beğenmiyorum. Bu karaktere gıcığım, garezim var, sevmiyorum. Son durağımız Fısıltı olsun. Fısıltı da bir hiçlik epiği. Aynı şekilde benim kullandığım bir karakter diyemeyeceğim. A1'e yeni bir özellik eklenmiş. A1 özelliğine %30'luk bir kritik oranı arttırma becerisi gelmiş şuraya. Vurduğunda bir A1 ile bir kritik oranı arttıracak ve buradaki yılmayan coşkusuna da bir şey eklenmiş. Cooldown'u 6'ymış, 5'e düşmüş. Kitaplayınca da 4'e düşüyor. Bence çok etkisiz kalmış. Zaten kullanışlı bir karakter değildi. Gördüğünüz gibi süper geçmiyor. Özellikle örümcek yuvası berbatmış. Bilmiyordum. Gruplarda ama kullanabilirsiniz. Elbette işinizi görecek. Pek çok kullanışlı beceriye sahip olsa da yeterince güçlü bir buff almamış diyelim. Beşlik şampiyonların aldığı buffları burada kısaca özetlemeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada beğenip, abone olarak, yorum yazarak bana destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.